Selamünaleyküm. Bugün Afyon Karahisar'ın gastronomi evindeyiz ve Afyon Karahisar UNESCO'nun 36 gastronomi şehirden biridir. Burada Afyon'a özel yemekler, Afyon'un mutfağında bulunan yemekleri yapılıyor. Daha önce birkaç tanesinin tadına baktım. Mesela haşhaşlı lokum, haşhaşlı sufle ya da haşhaşlı lokumun tadına baktım, çok beğendim ama burada daha fazlasını yapıyorlar mesela ve bunların hepsini bakmak istiyorum tadına. Benimle gelir misiniz? İçeride neler bekliyor siz bizi? Evet ve girdik. Çok güzel ya, gerçekten. Bu da burasının eski bir ailenin evi olup daha sonra gastronomik evine dönüştürdüğünü duydum. Gerçekten çok eski bir tarzı var, nostaljik bir his veriyor. Çok merak ediyorum içerisi nasıldır. Burası Ermeniler tarafından yapıldı ve aslında yaklaşık 120 yıllık bir binadır. Ayrıca böyle 2 sene önce restore oldu, yani biraz daha yeni bir halı aldı. 16 oda var burada, 12 tanesi hizmet için kullanılıyor ve bu odaların her birisi böyle güzel tarihsel adamların isimleri olarak adlandırdı. Mesela Mevlana odası var, başka Atatürk odası da var. Hepsi burada ve her biri farklı bir konsept taşıyarak doşalandı ve süslendi. Hepsi birbirinden çok güzel gerçekten. Şimdi bakalım nereden başlıyoruz? Buradan başlayalım. İnsanlar yemek yiyorlar. İyi günler. Sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz ne? Bünyamin Ünlü. Afyonluyum kendim. İlk defa mı geliyorsunuz? Yo, ben ilk defa gelmiyorum ama eşimi getirdim bir pazar günü. Şimdi dedim görsün dedim. Eşimi getirdim. Çok iyi. Peki Afyon Gastronomi Evi'nin hakkında neler duydunuz? Afyon Gastronomi Evi Afyon'un yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı ki bunu menüde de biraz önce gördük. Güzel ve çok hoş bir mekan olmuş. Çok özür dilerim. Yani bu Afyon'un tanıtımı için, tarihinin, mutfağının tanıtımı için çok önemli. Afyon'un zaten Türkiye'de gastronomi şehri seçilen 3 ilden biri olduğunu biliyoruz. Bir Afyon olarak bununla da gurur duyuyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sizlere de bu tanıtım çabalarınız, gayretleriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Peki buraya ilk gelen bir insan yemek yiyecekse neyi almasını tavsiye edersin? Ya bu bence şeyle damak tadıyla alakalı. Tabii ki şey bir tatsın isterim. Afyon keşkeğini tatsın isterim. O zaman ben Afyon keşkeğiyle başlıyorum. Keşkekle başlayayım bence de severseniz. Damak tadıyla ilgili bu. Biz şu an kahvaltı tarzı atıştıracağız ama ben bamya çorbasını çok seviyorum. Size Afyon keşkeğini de tavsiye ederim. Bamyayı da tavsiye ederim. O zaman bamya çorbası. Afyon kebabı zaten bunlar ara sıcaklar, ön yemekler ama Afyon kebabını da tadın derim mutlaka. Teşekkürler. Peki siz şu an en çok neyi yemek istiyorsunuz? Bamya çorbası tercih edebilirdim. Eşimin söylediği gibi ama biz şimdi atıştırmalık için geldik. Daha sonra menüyü gördüm, inceledim. Daha sonra tekrar yemek için de gelebilirim. O zaman size şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederim. İyi çalışın. Sağ olun, sağ olun. Defani Sultan Odası'na bakalım ne var? Her şey gerçekten çok güzel, nostaljik, tahtadan yapıldı. Bir de tablo var. Afyon Lisesi gösteriyor, İmaret Camisi hatta şuradaki. Her şey Afyon'a özel mesela, buradaki bölgeyi hatta pencereden baksan görebileceğin
binalar yani. Gerçekten çok güzel bir tablo. Burada mı çalışıyorsunuz? Evet, ben buradayım. Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? Burası daha yeni açıldı zaten. 6 aydır bir yer. Şu anda yeni açılan bir yeriz. Şu anda Afyon vatandaşları yeni yeni benimsiyor, yeni yeni tanıyor. Yani yeni bir işletme, belediyeye ait. Peki buraya hiç gelmeyen ya da burayı bilmeyen bir insan gelmek isterse onlara neyi söylemek istersiniz? Gelip Afyon yöresel yemeklerini tatmalarını tavsiye ederiz. Afyon'un böyle tadamadıkları ya da özlem duydukları yemekleri gelip burada tatmalarını bekleriz. Her zaman da kapımız açık. Teşekkürler. Peki ilk gelen bir insanın ilk önce ne yemek yemesini tavsiye edersiniz? Genelde sizin favorim. Yöresel yemeklerimiz, keşkek ve afyon kebabı olarak hızlı giden ürünlerimiz. Dışarıdan gelen misafirlerimize bu ilk başta keşkek ve afyon kebabını tatmalarını tavsiye ederiz. Ve tabii tatlı olarak da kaymak, ekmek kadayıfı. Peki mesela ben birkaç afyonlu yemeklerinin tadına baktım. Neredeyse hepsine haşhaş koyuyorlar. Haşhaş olmayan yemek neredeyse afyonlu yemek olarak sayılmıyor da sizce öyle midir? Yani haşhaş olmayan yemeklerimiz de var tabii ama genelde afyonda haşhaş, afyonun kültürel bir tarım ürünü olduğu için genelde eski insanlarımız da haşhaşa çok önem veriyorlar ve şu anda günümüze kadar da bu haşhaş geliyor zaten. Şu anda tutulan bir ürün Afyon'da. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Burada da servis için hazırlandı. Masaların hepsi çok güzel. Tatlıdan biraz antika tarzında eşyalar vardır burada. Hatta asıl olan tablolar da Afyon'un eski hali, eski binaları, restore olmadan önceki halini gösteriyor. Mesela şu duvardakini. Ayrıca şu lambalar da böyle bir nostalji, eski antika tarzı var. Her şey çok güzel. Gerçekten. Ha bir de radyo var, eski radyolardan. Buradan bir şarkı çalmak isterim. Hangi şarkı olsun acaba? düşünmem lazım. Şimdi Freak Ya odasına gireceğiz. Biliyorsunuz zaten Azinko'yu gezdik. Freak Ya bölgesini çok beğendim biliyorsunuz. Burası da Frigya bölgesine özel bir fotoğraf tablosu koydular. Geçen Azinlik koyunun videoları gördüyseniz buna çok benziyor. Mesela sokakları, binaları da aynı o dönemi yansıtıyor yani şu an. Burada bir bayan var, oturuyor. İyi günler, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizi tanıyalım önce. İsminiz ne? İsmim Ayşe Caner. Öğretmenim. Afyonluyum. İlk defa mı geliyorsunuz gastronomiye? Evet, ilk defa. Biri mi tavsiye etti yoksa araştırarak mı? Sosyal medyadan, Instagram hesabından gördük. Normalde bu civarda büyüdüm zaten. Ama ilk defa içine geziyorum. Peki afyonlu yemeklerinden en çok tatmak istediğiniz, bugüne kadar yemediğiniz, burada bulmak istediğiniz hangi yemek var? Dediğim gibi afyonluyum. Bütün yemeklerini tattım ama en çok patlıcan böreğini severim. Patlıcan böreği diye bir şey olduğunu bilmiyordum. O zaman ben de onun tadına bakayım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Size iyi günler. Size de. Birkaç soru sormak isterim. İyi günler. Merhaba. Siz afyonlu musunuz? Evet. İlk defa mı geliyorsunuz gastronomi evine? İlk defa geldik. Peki birini tavsiye etti yoksa araştırarak mı geldiniz? İnternette de görüyorduk. Arkadaşlarımız da gelmiş. Tavsiye ettiler. Onun üzerine geldik biz de. Çok güzel. Peki şu an çok tadına bakmak istediğiniz bir yemek var mı? Hiç daha önce yemediğiniz? Yok. Genelde yedik afyonun bütün yemeklerini biliyoruz. Peki buraya ilk gelen ya da Afyon'a ilk defa gelen bir insana ne tavsiye edersiniz? İlk neyin tadına baksın? Afyon kebabı, tandır çorbası, keşkek, bunlar. O zaman bunları ben de kendi listeme ekliyorum. Buradan çıkmadan önce bunların hepsinin tadına bakmam gerekecek. Teşekkür ederim. Siz de şimdiden afiyet olsun o zaman. Ve şimdi Abdurrahim
Müsri odasına girelim. Burası da gerçekten çok güzel. Mesela görebileceğiniz gibi antika gibi vazolar var. Testisler de var ve her şey tahtadan yapıldı. Çok nostaljik bir hal getiriyor. Tabloyu da görseniz gerçekten o dönemdeki yaşamını yansıtıyor. Yani buraya gelseniz neredeyse o döneme geri dönmüş gibi hissedersiniz. Bu da çok güzel bir şey. Ve şimdi Hisar Kale odasına geçelim. Ayakkabılarımı çıkarmam lazım. Çıkarıyorum. Bu hali çok güzel yani, yumuşacık. İyi günler. İyi günler. Siz kahvaltıya mı geldiniz? Çay ve tatlı yedik. Peki ilk defa mı geliyorsunuz gastronomiye? Her zaman geliyoruz. En çok hangi tatlı yemeye geliyorsunuz mesela? Ekmek kadayıfı çok güzel oluyor. Çok güzel. Peki ilk gelen bir misafir yurt dışından ya da Afyon'da oturup hiç buraya gelmeyen bir insan ne tavsiye edersiniz yemek yemesi? Yani yöresel olan her şeyi tadabilirler. Gayet lezzetli, gayet güzel bir yer. Biz de beğendiğimiz için ailecek geldik. Ailecek mi geldiniz? Evet. Peki tanıştılar anneniz mi? Evet annem. Ben şimdi ben de Çita. Evet. Bu da sizin kardeşiniz herhalde. Evet. Siz de mi hep geliyorsunuz? Biz evet ziyarete geliyoruz. Biz Ankara'da yaşıyoruz normalde. Ailemizi ziyarete geldik. Geziyoruz. Mutluyuz. Çok iyi. Mutlu oldunuz. Evet. Seviyoruz Afyon'u. Afyon'un kültürünü de seviyoruz. Yemeklerini de seviyoruz. Burası da güzel bir yer olmuş. O yüzden geldik. Güzel. Size iyi günler ve afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bye. Evet. Burası da çok böyle sıcak. Rahat. Hadi de ayrıca çok yumuşak. Çoraplarımı çıkarmak isterim de. Çok hoş. Burası aile için de uygun. Gördüğünüz gibi oturma alanı biraz daha geniş ve rahat. Kahvaltı yapabilirsiniz. Özellikle kahvaltı için ayrılmış gibi geliyor bana. Bir de gene şey buradaki şömine de var. Odunlar da var. Yani böyle bir eski tarihsel bir his yaratıyor. Gene her şey tahtadan yapıldı ama çok güzel ve özduruyor. Buraya gelmek isterim arkadaşlarımla. Böyle güzel bir Türk kahvaltısı yapsak, sefa kahvaltısı çok güzel olur. O zaman arkadaşlarıma hemen haber veriyorum ki çok güzel bir kahvaltı yeri buldum arkadaşlar, gidiyoruz derim. Şimdi nereye geçelim? Bakalım bizim terasımıza. Manzarası çok güzel. Gerçekten çok hoş. Buradan neredeyse bütün Afyon'u görebilirsiniz ha. Hatta bir güzel baksam yurdumu da görürüm buradan. Kahvaltı için de çok güzel. Mesela böyle açık hava olursa, hava biraz daha ısınırsa burada bir öğlen yemeği yaparsın, bir kahvaltı yaparsın. Hatta bütün gün kahvaltıdan akşam yemeğe kadar burada oturup yersiniz. Yani o kadar güzel, o kadar rahat. Manzarası da ayrıca çok güzel yani. Buradan bakarak Afyon'u izlemek çok hoş. Şimdi önümüzde gördüğünüz gibi Afyon mutfağından birkaç yemek yapıldı ve bunların tadına bakacağım ama daha bunu yapmadan önce bir ustamızı tanıyalım. Sizin isminiz nedir? İsmim İsmail Mert. Ne zaman başladınız burada çalışmaya? Burada çalışmaya yaklaşık olarak bir sene önce başladım. Peki bu öncelikle bu yemekleri bize yaptığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim, afiyet. Masadaki yemekleri bize açıklar mısınız? Mesela şu an neye bakıyoruz? Şu an burada Afyon kebabımız var. Bizim yöresel yemeklerimizin, nadide yemeklerimizden bir tanesi. Göcek köftemiz var burada. Burada etli yaprak sarmamız var. Burada hamur işlerimizden Velensa hamuraşı var. Burada keşkeğimiz ve bu da en güzel tatlılarımızdan birisi olan kaymaklı ekmek kadayıfımız.
Hepsi çok güzel duruyor. Peki bunların mesela hikayesi oluyor, tarihsel hikayesi oluyor ya da özel günlerde hazırlanıyor. Öyle özel bir hikayesi olan var mı? Anlatır mısınız kısaca? Bunların hepsinin birbirinden farklı özel hikayeleri var. Mesela afyon kebabımız genelde bizim Ramazan sofralarında yaparız biz bunu. İftardan, oruç açıldıktan sonra yenen yemeklerimizden bir tanesidir. Özel davetlerimizde, özel yemeklerimizde veririz bunu. Mesela göcek köftemiz yine bizim böyle genelde ev hanımların tercih ettiği yemeklerden bir tanesidir bu. Bu bizim genel itibariyle tarımsal faaliyetlerimizin de bir etkisi olaraktan hem burada hem göcemizde, Venense'mizde, bakın bunun altındaki pidede bunun içinde düğü vardır mesela, pirincin aksine düğü vardır. Bizim tarımsal faaliyetlerimiz yemeklerimize de birçok şekilde yansımıştır. Peki merak ettim, yaprak sarması etli mi? Yaprak sarması etli ve düğülüdür. Düğü dediğimiz köftelik bulgur, bir bulgur ürünüdür. En sevdiğim yaprak sarması oluyor Türk yemeklerinde. Peki şimdi hangisiyle başlayalım? Hangisiyle başlanıyor mesela bu sofradaki yemeklerin ilk? Bu sofrada yemeklerimizde mesela keşkekle öğrensiyle başlayabilirsiniz. Afyon kebabıyla devam edip göcek köftesi ve yaprak sarmayı da yanında yiyebilirsiniz. Ama en dikkat çeken noktamız bamya çorbamız. Tatlıdan sonra tüketilir bizim afyon kültüründe. Sıra yemeklerimizde. Evet. Hem hazmı kolaylaştırsın diye hem de o güzel lezzeti ağızda son vuruşu, son dokunuşu yapsın diye. Bamya benim ülkemde de çok meşhur mesela. Biz de yiyoruz ama daha çok şima ya da etle yiyoruz. Üç çeşit yemeğin tercihi olarak. Bizdeki de etli bamya yine aynı şekilde. Tamam. O zaman ben bir çatal ve kaşık alayım. Şimdi önce en sevdiğim yaprak sarmasından başlıyoruz. Yaprak sarmasının tadına bakıyorum. Yaprak sarması çok güzel oldu. Etli olduğunu çok hoşuma gitti. Ayrıca şu yaprakların taze yapraklardan sardıkları belli çünkü yumuşacık oldu. Bunu da biliyorum. Bir de biraz ekşi tadı var. Limon eklediler galiba. O da çok güzel. Peki bu yemekler neyle içiliyor mesela? Vişne şofu genelde bu yemeklerin tercih ettiğimiz unsurlardan bir tanesi. Şu an masadaki yemekler kaç kişilik olur mesela? Burada arkadaşlarımla otursam. 4 kişi rahatlıkla oluyor. Eti neyin eti oluyor Afyon? Dana eti. Bizim Afyon mutfağında genellikle dana eti kullanılır. Onun da sebebi coğrafi olarak hayvancılıkta danada Türkiye'de lideriz diyebiliriz. Büyük başta Türkiye'de lideriz diyebiliriz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Afyon kebabı da çok güzel oldu. Afiyet olsun. Yine aynı şekilde coğrafi konumumuzdan kaynaklı ve tarım ve hayvancılığımızdan kaynaklı olarak buna da yansımış yemeklerimiz aynı şekilde. Bol bol yoğurt alıyor. Afiyet olsun. Yaprak sarması, afyon kebabı, ikisi çok güzel oldu. İkisi etli, ben et severim. Çok seviyorum, etli her şeyi yerim mesela. Afiyet olsun. Keşkeğin içerisinde buğday var, yine dana eti var, kemik var. Kemiğini tabii daha sonra alıyoruz. Evet, biraz geliyor. Bir de bazen keşkek sarı oluyor. Ne farkı oluyor mesela sarı oluyor? Eti yoğun olursa birazcık daha kahverengileşebilir rengi. Bunda da gördüğünüz gibi et yoğundur. Evet. Ve üstünde en son tereyağı, tereyağı var. Ben normalde öğrenci olduğum için her şeye ekmek arası yapıyorum. Keşkek ekmek arası oluyor mu? Ya size kalmış bir şey. Tatlının ismi neydi? Kaymaklı ekmek kadayıfı. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Aynen. Şu Afyon'dan meşhur olan mı? Evet, Afyon'da meşhur olan. Afyon'da açtı, uluslararası olarak da artık bizimle tescillendi, meşhur olan bir tatlımız. Çünkü mesela bana soruyorlar, Afyon'a ne zaman geldi diye soruyorlar. 5 senedir burada inceler. Sonraki soru, Afyon ekmek kadayıfı yedin mi diye soruyorlar.
Ben de hayır diyorum, ha bir tadına bak diyorlar. İlk defa tadına bakıyorum, merak ettim. Kısmetli. Üstündeki ne? Kaymak. Oluyor? Kaymak. De sürdü. Yani mesela ağzına koyduğunda böyle bir tatlı su çıkıyor, ağzını dövüyor. Çok güzeldir. Bir de kaymak üstündeki kaymak da çok uyumlu oluyor. Şimdi yemeklerin hepsinin tadına baktık. Mesela afyon kebabının tadına baktım, yaprak sarmasına baktım. Keşkek tadına baktım, bamya çorbası, afyon ekmek kadayıfına baktım, tercihine özellikle manda kaymaklı ekmek kadayıfının tadına baktım. Her şey birbirinden çok güzeldi, beğendim ve yani afyona geldiğinizde gastronomi evi uğramadan ayrılmayın. Gerçekten bu yemeklerinin tadına bakıp oturup böyle güzel rahat yemenizi tavsiye ederim. Afyon gastronomi konağın turumuz bitti. Yemeği yedik, içtik, farklı her türlü yemeklerin tadına baktık. Her şey çok güzeldi. Ve yani burası gerçekten çok eski olup restore edilip bu hali almak güzel bir şey. İçerideki tarihsel eşyalar, hatta odaların özel isimleri olması da ayrıca çok güzel bir şey. Tarihsel ve eskide kalan insanların hatırasına yapılmasını da çok hoş bir şey. Hoşuma gitti. Hem de yemekleri hem de burada çalışan insanların sıcakkanlı ve misafirleri sıcak karşılaştıkları da hoşuma gitti. Her şey çok güzeldi. Afyon'a gelenler gerçekten buraya gelmeliler. Burayı görmelisiniz. Yemeklerin tadına da bakmalısınız. Bence çok beğenirsiniz. Benim gibi beğendiğim gibi siz de beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beni takip edin. Bye. Hoşça kalın.